Selamlar hepinize arkadaşlar. Korsel Talks'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün bendeniz Raif, Anıl ve Miraç üçümüz yine birlikteyiz. Size bugün ilk podcast'te bahsettiğimiz konulardan birkaç tanesini açacağız ve detaylandıracağız. Ama öncelikle nasıl alacağım? Bugün yorucu bir gündü. İyiyim. En olarak iyiyiz zaten. Ee, ama bugün yorucu bir gündü. Bugün işte podcast çekmek için yine geç saatlerde ofisteyiz. <laughs> Öz mi? Ee, yoksa motivasyonumuzdan mı? Yoksa ee, kendimizi arayışımız mı? Hani değineceğimiz konular. Bilmiyorum. Biraz biraz akşam geliyor bize. Ee, Aynen ilham perileri. Evet. Anıl aslında hazır konuşuyorken sana sormak istediğim konu şu. Sen kendi en iyi versiyonunu aradığın için mi farklısın? Ana sebep bu mu? Bence o. Yani, yani bu şöyle abi bunu konuşalım dedim çünkü geçen podcastte. Biraz en iyi versiyonuna ulaşma konusu. Yani başarılı insanların aslında başarılı bir hayat sürdükleri için başarılı oldu. Zengin, varlıklı insanların aslında bolluk zihniyetiyle bir hayat kurdukları için bu bolluğa ulaştıkları konusuna biraz girmişiz. O böyle bir tadı damağımda kaldı onu yani anladın mı? Onu bir konuşmamız lazım. Yani onu bu hafta açmamız lazım. Asıl konumuz bu. O yüzden şunu soruyorum sana. Senin olayın kendinin en iyi versiyonunu bulma çabası mı? Farkın bu mu? Abi şimdi şöyle bir söz var. Ben bunu bir spor motivasyon sayfasında gördüm ya da bir şey neyse. Hani daha karizmatik okuyabilmek isterdim ama. Be the best version of yourself diyor. Yani dediğin tam olarak İngilizcesi aslında. Yani. kendinin en iyi versiyonu ol. Yani kendinin en iyi versiyonu nasıl olursun? Hani bu bir spor sayfasında Deli gibi vücut çalış. Vücudun en iyi halini alsın. İşte kürek çekiyorum. Öyle bir çalış ki işte çok iyi kürek çek. Çok iyi bir kürekçi ol falan. Şimdi... Benim hayat siz beni tanıyorsunuz zaten. Biraz hasıl üzerine kuruldu. Yani Evet. Hani şimdi argo konuşmayayım ama hani gerçekten divine kadar hep. Son damla. Modo hep o modda Biz yani. yok anladık neresine kadar olduğunu yani. Yani şimdi atıyorum beraber spor yapıyoruz mesela hani biraz abartıyorum. Ya da işte kürekte de mesela aynı şekilde böyle kantar kalıyorum falan. O biraz ee, dediğiniz hikaye. Yani kendinin en iyi versiyonu olmakla birlikte de aslında şey var bir tane yapabileceğimi en iyisini yapmak ve bir yandan da ben şu bende şöyle bir mindset var. Ee, düşününce biraz böyle her şey bana çok mümkün geliyor. Yani bugün mesela hiçbir şey bana ilginç gelmiyor. Yani muhtemelen tabii ki birbirimizi tanıdığımız için. Ya bu gaddesi, da... bu gaddesi olan bir insanın bu gaddesinin olması sana imkansız geliyor. Biraz materyal üzerine konuşalım. Hmm. Veya çok özür dilerim lafını bölüyorum. E, veya bu bu alınması sana imkansız geliyor mu? Sen düşündün ben bu bu hayatımda alamam diye mi düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Bana bir anlat. Abi, hem o kişi hem kendin açısından. Şöyle materyalist olarak düşünürsen zaten asla demiyorum bunu. Yani ben mesela evler görüyorum. Şimdi şeyde YouTube'da beni takip ediyorsunuzdur işte. Enes mi çocuğun adı böyle? Enes Enes şey Yılmazer aynı Yani eve bakıyorum. işte adam oraya şey almış işte. Ya yani bir de şey var. Işte eve bakıyorsun buna çok of falan diyorsun. Fiyat biçiyor adam ona. Diyor ki 475 milyon dolarlık evi gezdik. 475 milyon. Ya bu arada dolar. düzeltiyorum. 475 milyon dolara ev yok. Max orada gezilen evler 30 milyon dolar, 45 milyon çok dolar çok yüksek sayılır. Bir iki mi? tane Miami'de yani pardon. Bir iki tane Miami'de çok inanılmaz yani saray büyüklüğünde yani. Bir yani birisini alıp oraya ev olarak kullanmayacağı yerler o fiyat. İlk yani seviyelim. Max ev olarak kullanabileceklerin real fiyat veriyorum burada. Ya 30 milyon dolar 50 milyon dolar bandında evet, yani zaten. Yani araba da böyle yani Hani 1 milyon dolarlık üf, araba diyor. 1 milyon dolarlık araba diyor. <laughs> Anladın mı? Hani adam anlatıyor böyle. Hocam onu sürtünce şey yapıyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet. Diyor ki mesela şeyde. E, bu Ferrari'ye sahip olmak ister miydiniz diyor. Genelde bizim Türkiye fiyatıyla konuşursan çok devasa rakamlar çıkıyor ama. 350 bin euro diyor. Tamam Şimdi düşünüyorsun abi. 350 bin euro. 1000 tane 1000 euro. Ya da işte... Bin tane bin euro kaç yapıyor? Yani bir, Bin euro ne kadar para yapıyor? Yani istatıyorum işte o da 100 tane 10 euro yapıyor. Doğru mu? Çünkü abi yani, hep ölçeklemeye göre Çok ulaşılabilir yani. Anladın mı? Yani bu benim için on bin parçadan yüz bin parçadan ibaret. Yüz bin tane yaparsam ondan olabilir. Ama başkası birisi için 1 bir milyon euro. Atıyorum 10 milyon euro. O yani adam akam. şeye geliyor. Ben sadece para için değil. Var ya çevremde öyle insanlar. Ya biraz real örnek vermek için verdim. Şunu yani bizim söylüyorum. aslında biz kendi aramızda bile para konuşmuyoruz da. Hani gerçekten bunu izleyen insanların daha hayal edebilmesi için. Çünkü ben de kendimin daha bu işlere başlamadan mindsetimi geliştirme başlamadan önceki halimi düşündüğüm için direkt araba ve para örneği üzerine konuşmayı biraz daha doğru buluyorum bu konuda yani. Benim buna bir de aktiviteler geliyor hep aklıma. Evet. Yani örnek veriyorum çok başarılı bir sporcu görüyoruz mesela. İşte şu an son zamanlarda çok Reels'larla falan trend şey Kobe Bryant'ın şey yapması hani Sabah eğer diyor 8'de kalkarsan güne 2 idman sığar. Şey, 3'de kalk. Güne kaç idman sığarsın? 4'de idman sığarsın falan. Kobe Bryant yani adam. Olmuş yani. Buna bir, hiçbir kimsenin bir şey söylememize gerek Burada yok. Bu yani. bu insanların geçen işte onu söyleyeceğim. Lafını böyle. Bu insanların işleri hususunda da e, bir hastalık neydi? Otizm. Otizm. Yani otizmli da evet. Gibi geliyor. Unutmamak <laughs> lazım yani bir yandan. Konuyu yani da atmak için söylemiyorum. şey, e, ayrım tabii bambaşka bir konu. Bambaş. Çünkü çok farklı bir level yani ev evet. bağlılık konusunda da. Benim demek istediğim şey şu. Evet. Benim için hiçbir şey ulaşılamaz gelmediği gibi aksine yani ulaşılamaz yani yapılır abi demiyorum. Yani kafamda mantıklı bir yol çiziyorum buna. Yani çok iyi bir futbolcu. Cristiano Ronaldo iyi bir futbolcu diyorsun mesela. Şimdi oradan hayır Messi falan diyor. <laughs> Şimdi bu adamların hepsi abi küçükten beri futbol oynuyor. Ya da x bir kişi o işi çok iyi yapıyor. Bilmem ne şuraya çok iyi iş yapıyor. Çok fantastik bir kamp yapmış. Müthiş bir yer atlayıcılık yapmış. Onu yapmış bunu yapmış. Bana hep böyle insanlar yani bir insanın böyle sınırını tamamen senin kafanda çizdiklerinle alakalı. Yani çünkü ben kendimde de görüyorum bunu. Daha önce mesela yapamam dediğim bir şeyi üzerine odaklandığın zaman çok rahatlıkla yapabildiğini görüyorum. Yani en basit bir ya bugün mesela ilk spora başladığım zaman hani gö kaldırdığını gördüğüm insanlar bir ağırlıklar kaldırıyor adamlar. Mesela bakıyorum diyorum ki yok artık ya. Odama bak falan diyorum böyle. Ama yani. o kişi aslında elini alıp o ağırlığı kaldırmasa o da bilmeyecek o ağırlığı kaldırdığını. Yani Bakma. ama mesela gelebildim mi o, 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 baktığım adamın seviyesine gelebildim bu arada. Ben hayatımdaki ilk yazıldığım spor sorunundaki en maksimum ağırlık 40 kilogramlık bir dumbbelldı. Ben onu kaldıran adama tek kaldırıp böyle göğüs yapan falan adama böyle çok şey bakardım. Vav wow falan derdim. Şimdi mesela yani atıyorum 80 kilo dumbbell görsem <laughs> bakın mesela belki de bu manşet düşüklüdür 100 kilo demedim. 80 dedim. <laughs> 80 kilo tam görsem şey demem yani. Of sus kalıyor. Elbet kaldırırsın abi devam edeceksin yani. Yani disiplin çerçevesinde Düşündüğün doğru. Senin için yani, içinde kendinin en iyi versiyonunu bulma meselesi. en iyi versiyonu. Bu yolculuk. Ve abi bu yolculuğun bir sonu olmayış yani. Aynen. Hani yolun bir sonu varsa abi ben o sonu her türlü varırım diyor. Bu ölene kadar gidecek olan bir yani. yolculuk. Havuç eşek misaldir belki ama aynen. yine de giderim yani. Aynen öyle ve bu sana sonu günün sonunda başarıyı getiriyor. Bu sana sonu günün sonunda parayı getiriyor. Bu sana sonu günün sonunda tatmini getiriyor. Ve bence yani Miraç'a döneceğim birazdan. En önemlisi tatmin. En önemlisi tatmin. Yani ben şu anda Gaddimin olması önemli değil. Herhangi bir şey satın almayla alakalı bir heves yaşamıyorum. Hani onu da konuşuruz zaten. Yani öyle bir şeyim de kalmadı artık. Ee, veya böyle bir hani metaliz sunu da alayım bunu da alayım bilmem ne gibi durum da kalmadı. Yani checklistlerden ibaret ibaret bir şeyim var aslında. Yani alınacaklar listem var. Ee, orada durum o şekilde ve şunu düşünüyorum hep. Tatminim. Mutluyum. Sabah beşte kalkmak beni tatmin ediyor. Akşam yorul, yorulup uyuyakalmak beni tatmin ediyor. Gün içinde checklist'ime yazdığım bazı maddeleri üzerini çizmek beni tatmin ediyor. Ve günün sonunda gerçekten mutlu olduğum ve gerçekten tatmin olduğum bir hayatım var. Yapmam gereken tek şey bu hayatımı bozacak insanları hayatından çıkarmak ki zaten o, o, raddeleri o mevzuları tamamen hallettik. O insanları geri sokmamak zaten giremiyorlar artık isteseler de. Ve günün sonunda daha da büyüyerek gitmek. E çünkü şunu diyoruz biz daha 25 yaşındayız. İnsanların ya ben öyle işte 25 ile 30 arası bir bir kurumsal firmada çalıştım. Ben 23'üm. <laughs> Dediği şeyleri biz yani aktif yaşıyoruz ve ya, aklım almıyor. Kesinlikle. hani oraya Kesinlikle. ayrı geliriz. Ondan not aldım bu arada. Üniversiteyi bitirdim. 7 yıl bir yerde çalıştım. <laughs> ben 12 yıl nasıl bilmem ne Orada çok şey öğrendim. 12 yıl. Ya da şey diyorlar ya 12 mesela. 12 ay oğlum deli misin? Ya, sen, ya diyorlar ay. mesela. 6 ay bir işi yaptım sonra battı sonra bir 4 yıl kafamı toplama içine gittim. <laughs> Hangi kafayı nereye topladın? Nefesim, nefesim kesiliyor yani <laughs> anladın mı? Ben bir de şey eklemek istiyorum çok özür <laughs> dilerim. Çok hafif konunun dışına çıkacağım <laughs> ama. Bu şey muhabbeti de var ya bir yandan bizim bu rutinler erken kalkmalar evet. şeyden ötürü söylüyorum bunu. Şöyle bir hayatım var diye bahsettin ya. Evet. Yani e, hepimiz için bence bu cümle geçerli. E, ertesi gününe uyanmayı daha bugün uyurken hani şey yapacağım, arzulayacağım böyle heves edeceğim Aynen. bir hayatım var. Yani kendimi öyle bir hayat dizayn ettim. Ben yarın sabaha inanın gerçekten söylüyorum, tüm Hı -hı. samimiyetimle söylüyorum. Gece yatağa kafamı koyduğumda yastığa. Uyanmayı yani gerçekten hani... ...ne zaman uyanacağımı şey yapıyorum yani. Uyanmayı gerçekten dört gözle bak bakıyorum. Uyandığımda da o yüzden çok... ...perfect Burada uyanıyorum yani. Burada dinleyiciler için... ...Mileş'e söz vermeden şunu söyleyeceğim. Ya biz... ...böyle inmedik. Yani yukarıdan... ...bu şekilde inmedik. Onu bir önce anlatalım. Yani bu evet çok güzel. Biz şu an bu haldeyiz. Bu halde nasıl... ...gelinir anlatıyoruz. Ya da bu halde nasıl daha çok... ...ilerlenir anlatıyoruz ama... ...bir de bizim bu hale gelişimiz var. Yani biz aslında evet yarını uyanacak şu an çok şeyimiz var ama yarını uyanacak hiçbir şeyimiz olmadan da biz yıllarca uyandık. Evet. Olacağını bildiğimiz için, olacağına inandığımız için uyandık. Yani bunu niye yaptık? Biz yıllarca para kazanmadığımız şeylere bütün günümüzü harcadık. Yine bu kadar çalıştık. Bunun binde birini, bırak binde birini, milyonda birini yine kazanamadık. Yani maddi olarak baktığında ama o zamanlarda tatmin oluyorduk. Çünkü kendimi geliştirdiğimi görüyordum. Benim Anıl'a bu işlere başladığımızda yani biz Anıl'a liseden beri bir şeyler yapıyoruz ama hani ilk başarılı girişimimizde şunu dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ya Anıl biz farkında mısın diyorum. Her hafta bir önceki haftanın bambaşka bir versiyonu oluyoruz. Hiç alakamız yok yani geçen hafta aldığımız kararlarla, düşüncelerimizle, bu doğrudur dediğimiz şeylerin hiç alakası yok geçen haftayla. Evet. Ve diyordum bu ne zaman bitecek? Bunu sormuştum hatırlıyor musun? Yani bitmeyecek yani dedi. Bu ne zaman bitecek? Yani şeyi düşünüyordum o zamanlar. Sen de ya yani beraber onu düşünüyorduk. Bir haftada bu kadar değişiyoruz ya. Demek ki birkaç yıla ya işte bu bir ayda değişeceğiz. İşte birkaç yıl sonra yılda değişeceğiz. Evet, Ama şu anda yine haftalık konuşuyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Burada şey söyleyeceğim ben. Yine bu kadar aktifiz, yine bu kadar hızlı gidiyoruz. Şey örneği vardı. Kim söylemiş hatırlamıyorum da. Tunçcuğa bile söylemiş ol. Tunç Tunçcuğa söyledi bunu bana evet. Eee Atıyorum 10 yaşındasın ya da işte bizden şey yapayım, 20 yaşındasın diyelim. Bir yıl 21 yaşında geçtiğin zaman 20'den 21'e geçtiğin zaman o yaşadığın bir yıl yaşadıklarının toplamının 20'de biri yani %5'i. Aynen. Atıyorum 40 yaşındayken bir yıl yaşlandığın zaman toplam yaşadıklarının %2,5'u işte her neyse. Aynen. Ya da biraz daha yaşlandığın zaman işte 100 yaşındayken 101 olduğu zaman yaşadıkların sadece %1'i. Aynen. Dolayısıyla 10 yaşındayken bir ilaçlandığın zaman hayatının %10'u kadar daha yaşamış oluyorsun ya. Evet. O yüzden sana bambaşka geliyor. Bu bizim biraz yaşımızın gençliğiyle alakalı bir şey. Bir de şimdi yaşımızın %10'u diyoruz ya bakıyorum ya da yaşantımı yüzde %5'i dediğimde bir hani büyük geliyor ya o kavram. Biz bir de o araları çok doldurduğumuz şey o dediğim yani. Çok kalın sandviçler bizimkiler. Evet. Dolayısıyla evet, evet. her konuştuğumuz bizim için büyük oluyor. Hayatımızın %5'u da büyük oluyor. Evet biraz kesinlikle o var. öyle. Peki Miraç sen... Aynı Anıl'a sorduğum gibi kendi en iyi versiyonuna ulaş, yapma çaban yüzünden mi bu haldesin? Nedir olay? Bence kesinlikle odur. Neden odur? Ben çok zeki bir insan olduğumu düşünmüyorum. E, belli bir yaşa kadar çalışkan, mikrofonu, mikrofonu konuş. çalışkan bir okul hayatım da olmadı. Belli bir yaşa kadar da hiçbir zaman olmadı. Hı -hı. Disiplinli ve kuralcı olduğumu ve biraz akıllı olduğumu zaten anlıyordum ufakken de. Ama bu nasıl başladı onu söyleyeyim. <laughs> Şimdi ee, bunu neden söylüyorum? Çok zeki bir adamsan bunlara Doğru. ihtiyacın yoktur senin. Sen zaten bir şeyler yaparsın. Aynen. Akıllı insansan bir şekilde oradan çıkabilirsin. Evet. Ee, i̇şte 18 yaşımdan falan önceleri böyle kendimi fark etmeye başladığımda ben şey şey kafasındaydım böyle işte. Onları çünkü keşfetmiştim. İşte biz yönetiliyoruz. Kararlarımızı şirketler veriyor. Bizim işte bizim bir beynimiz yok. Bir şeyimiz yok. Televizyon izliyorsun seni yönlendiriyor falan filan. Bunların hepsi gerçek. Evet. Yani sen bir şeye doğru yönlendiriyorsun. Verdiğin kararların çoğunu insanlar vermiyor. Bunu ben gördüm. Bunu gördükten sonra bana koydu. Bunu yani yönetiliyor olmak. Hiçbir kararın benim vermiyor olmam. Ondan sonra büyük ölçüde etkileniyor olmam falan. Bunlar evet. beni biliyorsunuz. Bir daha hafiften felsefik bir insanım biliyorsunuz. E, bunlar bana koydu. Sonrasında ben bunlara şöyle tepki verdim. Abi ben hepsini reddedeceğim. Gidiyorum ben otostopla dünyayı gezeceğim falan böyle. O kafalara geldim. Ama sonrasında oturdum düşündüm ben ne istiyorum diye. Dedim ki ben böyle bir hayat istemiyorum. Ben buna ayak uydurarak bu girdaptan çıkmak istiyorum. Bu da nasıl olur abi? Kapitalizm ayak kaldıramaz. Yani karton açarak onu yıkamazsın. Yani ona ayak uydurursun. Yapılan şeyleri yaparsın. Sen o çemberden çıkarsın. Ha bu nedir? E sen de o zaman birilerini yönetirsin. Yapacak bir şey yok. Bu, ya bu şekilde ise sistem bunu yapmak gerekiyor deyip bu tarafa geldim. Burada da şöyle bir şey var. Ben bunu yapacağım hadi yarın sabah kalkayım bunu yapayım diye bir şey yok. Herkes bunu yapmaya çalışıyorsa, dünya sürekli gelişiyorsa, senin de buna ayak uydurman lazım. O yüzden kendini geliştirmen lazım. Bazı fedakarlıklar, fedakarlıklar yapman lazım. Fedakarlıklar yapman lazım falan bunları konuşuruz. Yaptık yani. Ee, durum böyle olduğu için de bu bir yerden sonra zaten senin benliğine dönüşüyor ve sen eğer benim bulduğum gibi ya da başka bir yoldan bunu bulmuşsan, zaten senin içindeki buymuş. Herkes de aynen yükseltmeyebilir. Birisi daha erken bulur. Birisi başka bir şekilde bulur. Birisi belki 30 yaşında bunu fark eder. Mesela diyoruz ya 10 yıl bir yerde çalışmış, fark etmemiş onu 10 yıl. 10 yıl sonra fark etmiş onu. <laughs> böyle olduğu böyle olduğu için zaten içinde o varsa onu fark ederse ben bu şekilde fark etmişim, bu çıkmış ve sonra bu benim benliğim olduğu için de bu bana yük gibi gelmiyor. Şu anda olay zaten benim hayatım bu ve tatminlik senin de bahsettiğin gibi. Olay tatminliğe geldiği için şu an tatminlik için yaşıyorsun. Ee, ya Hepimiz bugün böyleyiz. Bir işe girerken veya bir iş geldiğinde parasından çok tatminliğine bakıyoruz. Ya diyoruz ki bu bize gelmez veya bu bizi tatmin etmez diyoruz. Gerçekten de öyle. Hiç paramız olmasa da bu böyle. Bu şekilde ilerler. Olay oraya geliyor. Kendine değer vermeye geliyor. Bu bir alışkanlık oluyor. Sana yük olmuyor. Ee, bugün yaptığım hiçbir şeyi ben yapmak zorundayım diye yapmıyorum. Yapıyorum. Su içmek gibi yapıyorum. Böyle olduğu için de kendimi geliştiriyorum. Yarın ne olacağı hakkında bir fikrim yok. Mesela bazen konuşuyoruz. Acaba iki sene sonra nerede olacağız? Hiç belli değil. Ama çok iyi bir yerde olacağımız kesin. Çünkü o şekilde gidiyoruz. Ya bizim için şey düzeni de yok. İşte mesela insanlar bir ev kiraladığında ne yaparlar? Artık burası bizim yuvamız. Biz burada durabildiğimiz kadar dururuz. Hani ve şey yaparız falan. Ya da biz işte bir ev tutmaya çalıştığımızda değil mi? Emlakçılar hep ne diyor? Ya çok oturur musunuz falan? Ya bizim zaten. Bir yıl sonra orada olmayacağımız abi, o kadar net ...bilmiyorum. Hani ya. şey tutuyoruz bir yıl da öder misin? Abi belki 3 ay sonra çıkarım ben evet. buradan. Yani evet. Evet. çoğu soruya o kadar hızlı hızlı bilmiyorum. ki yani, değil mi? Hayatın evet. o kadar hızlı gelişiyor ki niye? Çünkü sürekli bir kendini geliştiriyorsun ve geliştirdiğini gördüğün bir e, raya soktun bir kere kendine. Evet. Zaten mevzu kendini oraya sokmak ya. Sen o vagonsun ve kendini oraya soktun bir evet. kere. O kadar artık hızlı ve güzel gidiyor ki olay. Yani sen şunu diyemiyorsun. Ben artık buraya taşındım ee, ya da ben artık kendime bu telefonu aldım. Ben kendime bu bilgisayar bir şey yani herhangi bir hayatındaki herhangi bir materyal için konuşuyorum. Bu artık benle beraber gider. Diyemiyorsun. Gitmez. Duru yok abi artık bu arada. <laughs> yani bu böyle şey hani. Yok, durdurabileceğim ne bir şey değil. Bunun roller coaster gibi mi diyeyim. Aynen. Atladın ya o çembe içine. Atlayabilme. O zor bu arada. Hızlı dönen bir şey için atlarsan yani devrilme ihtimalin vardır ya. Güç bela girdin dönüyorsun. Çıkamazsın. Aynen. Tam olarak durum böyle. Evet, bu da bu şekilde yani olay artık yaşam tarzına döndüğü için <laughs> daha üzerine konuşulacak Şimdi, bir şey yok. Bunun işte hani dinleyicilerin aslında anlaması gereken bu konuşmamızın biraz daha ilki gibi böyle masal gibi geçmeyeceğini zaten biliyordum. Hani biraz hepimiz için anlatması ve düşünmesinin zor olduğunu biliyordum. Bir tık daha böyle keskin atları olan, bir tık daha dinleme zevki düşük ama teknik. Özellikleri yüksek bir podcast oldu bu diğerine göre. E, sadece şunu söylemek istiyorum. Burada şu şekilde toparlamak istiyorum. Ya günün sonunda biz bu şekilde anlatıyoruz. E, burada yani işin, hayatın, e, başarının, tatminin bu noktasında bunlar var arkadaşlar. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama buraya gelene kadar da ortada bizim e, Anıl'la çorba içtiğimizde yol paramızın kalmaması. <laughs> senin otobüs terminalinde... Kaç yaşındasın o zamanlar? 17 falan. 17, 17 yaşında ailenden para alabilecekken gidip bilet kesmen. Evet. Ee, senin be benimle binlerce kişi iletişim kurmaya çalışmasına rağmen 2018 yılında, 2019 yılında e, büyük çaba ve ısrarların sonucu bir şekilde kendini bizim ofise atmış olman. Evet. Ya da bizim büyük çabalarımız sonucu bir şekilde kendimizi daha 20 yaşında, 21 yaşında Torun Center gibi bir yere atmış olmamız. Ya biz buralardan geçtik. Çok saçma sapan olaylar yani. Gerçekten. Geçtik. Ve günü insanların da. masasına oturduk yani. Bugün <laughs> bugün toplantıda değindim ya ben buna. Yani ben bazen evet. oturup düşünüyorum ve neler yapmışım diyorum. Şu anki ben, hani insan yaşallık cesareti bence azalıyor. Evet. Yani. yani şey diyorum ya herhalde abi gözü kesip de oturmazdım herhalde diyorum. Ya yani ben bugün biz... hani bu hepinizin dinlediği radyonun CEO'suyla da oturdum. Bugün hepinizin <laughs> dinlediği sanatçıların Evet. Tabiri caizse sahibiyle de oturdum. Hatta. Yani anladın mı? Öyle bambaşka bir hayat. Hatta Hübet, o sene oldu bunların hepsi. Evet. sene oldu. Hatta o CEO'larla böyle oturup ya şimdi belki yapmaya cesaret edemeyeceğin işleri abi o işler kolay o işleri yaparız diye de konuştuk yani. Onu bırak. Ben 22 yaşında Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından birine 200 milyon dolarlık turizm projesi sundum ya. Sen kimsin? Hayatında 1 milyon doları canlı görmemişsin. Bırak yani... 100 bin doları canlı görmemişsin. 200 milyon dolarlık turizm projesi anlatıyorsun. Cumhurbaşkanı başdanışmanına seni özel siyah arabalarla alıyorlar, götürüyorlar. Bunları sunuyorsun. Ya şimdi düşünüyorum, o insanları görüyorum televizyonda şimdi. Böyle düşünüyorum ya diyorum ki, hani evet ya, o, o oradan da geçtik yani. Hani buralardan geliyor arkadaşlar. Yani demek istediğimi tam olarak aktarabiliyor muyum size bilmiyorum şey bu. E, ayı hedef al yıldızlara mı düşersin tam tersini yani. Onu iyi. biz ayı değil biz abi hani güneşi falan bazen şey yapmışız. Evet, evet. Ya biraz biraz öyle ama arkadaşlar işte böyle olmadan da olmuyor yani. Olmuyor abi, olmuyor. Nokta. Veya bizim ya evet şimdi rahat erdik de dinlenelim gibi bir model de yok ortada. Hani onu da bir kere aklınızdan çıkarın. Bu bir hayat felsefesi artık. Evet. Sen artık böyle olduğun için bu durumdasın. Ya ben aslında en başından beri anlatmaya çalıştığım şey hemen döneceğim sana. En başından beri olay şu. Biz en başından beri daha para kazanmıyorken aslında para kazanıyorduk. Kendi içimizde. Aslında hiç güzel bir hayata sahip değilken azın sahiptik. Kendi içimizde, vizyonumuzun içinde. Biz sabah erken kalkıp yapacak hiçbir işimiz yokken yine kalkıyorduk o vizyonumuzun içinde. Biz kendi aramızda da çok büyük tartışmalar döndürdük. Ama hiçbir zaman demedik ki ayrılalım, beraber iş yapmayalım, şöyle olmasın bilmiyorum. Bizim vizyonumuzun içinde bugün vardı. Bugün ve iki yıl sonrası da var, on yıl sonrası da var bizim vizyonumuzun içinde. Ve ben aslında şu an on yıl sonrasındaki o vizyonumun içindeki on yıl sonrasına göre yaşıyorum. İki yıl önce de öyleydi. Evet. O yüzden bir şey değişmedi. Yani farklı materyaller buna para de, işte evde de, araba de bilmem ne de başarı de gelse bile bir şey değişmedi hiçbirimiz için. Durum bu. Evet. Çok kısa bununla alakalı bir şey diyeceğim. Benim evimde biliyorsunuz bir meditasyon köşem var. Ben evet. 17 yaşındayken de meditasyon yapıyordum. Niye yaptım bilmiyordum. <laughs> Ama bugünkü beni oluşturdu. Bugün yaptığım bazı hareketleri de arkadaşlarım diyor ki sen o yaşta biri değilsin, daha ufaksın. Niye yapıyorsun? İşte o da yarınki beni oluşturacağı için bugün onu yapıyorum. Ama evet. farkında değilim. Yani hoşuma gidiyor benim. Çünkü evet. idol aldığım adamlar onu yapıyor. Ben de yapasım geliyor ve hoşuma gidiyor bu durum. Bana zor geçmişe, gelmiyor. Evet, sen söyle. Söyle söyle. Bir de geçmişe der birçok şeyi unutuyorsun. Evet kesinlikle. Yani işte geçen bizim liseden bir arkadaşımız geldi yanımıza. Anıl'a biz liseden arkadaşız. Ya oturdu böyle yanımıza. Ya dedi Raif. Sen dedi lisede de bugün anlatıyordun dedi evet, yani bize. Kesinlikle. Biz de böyle yani ne diyor bu çocuk deyip geçiştiriyorduk. Ben de hiç hatırlamıyorum yani hakikaten. Ama bugün söylediğim mevzu. Ben o gün de bunun 10 yıl sonrasını yaşıyordum zaten. Evet. Yani benim gözüm onu görüyordu başkaları görmese de hep hep ona odaklıydım. Yani ailem, çevrem, arkadaşlarım görmese de ben görüyordum. Benim için o önemliydi yani ve o or oraya gidiyordun. Ya unutuyorsun. Sonuçta sonra abi işte orada şey başkaları var. söyleyince aklına geliyor. Hem öyle. Çünkü çok benzer bir muhabbeti zaten bir beraberdik. Olsan. Selamlar hmm. buradan. dinliyorsa eğer. Zannetmiyorum ee... ama. <laughs> Ee, çok benim biliyorsunuz o yani 20-21 yaşlarında 19-21 arası çalıştığım zamanki müdürüm mesela bana bunu çok daha yeni geçenlerde konuştuk. Yani söyledi bunu aynı benzer cümleleri. O o insanlar bunu yani insanlar aslında genel olarak dışarıdan bunu görüyor. O an yani şu, bugün seni görüyorum ya ben. O adamsam eğer diğerleri gibi. Bunu yadırgıyorum. Senin arkadaşların gibi ya da işte bizim arkadaşlarımız gibi hmm. her neyse. Sonra sen 5 sene sonra e, olması gereken yere geldiğin zaman... Vay be diyorum. Olmuş diyorsun. 5 sene sonra bambaşka bir yadırgıyor. O 5 sene sonra o, bu bitmeyecek. Bu ya 80, 90 artık evet. ne kadar ömrün yeterse konusu. Senin vizyonuna sahip biri görürse neden bunu yaptığını anlıyorum e diyor. Zaten sen de bir Ama yerden... benim de bir beklentim yok zaten. Ya zaten Miraç bir yerden sonra kendi vizyonuna sahip insanları sen kovalıyorsun. Evet ama şey çok mutlu canım. ediyor. Yani. Seni şu an diyor. başkaları nasıl kovalıyor? Tabii. Sen de bu sefer bunu ben de daha biliyorsun işte kimleri kovaladığımızı. Yani biz de bizi anlayacak insanları kovalıyoruz. Zaten onlarla da oturduğumuzda e, bu bir gürü. Yani bu insanlar birbiriyle oturduğunda eğer birinin yaşı benden küçük ya sen tam olarak benim iki yıl arkamdan geliyorsun diyor. Veya çok daha büyük bir iş adama reyfaria tam 10 yıl yerinden geliyorsun diyor tam aynılarını yapıyordum diyor mesela evet. zaten belli yani bir hayat evet. herkes çizmiş kendine ve çok Kesinlikle benzer oluyor aynı da işte hani gidiş yolları çok herkesin benzer evet, evet aynı bile diyebiliriz yani aksiyonlar aynı değil ama mindset aynı gidişat aynı dijital aynı para kazanmama... 9-6 çalışıp evinde yaşayıp emekli beklemenin yolu da bir çok başarılı olmanın yolu yolu da bir yani yüzlerce milyonlarca yolu yok aslında yani kendi içinde Ufak tefek dalları budakları evet. var ama sektör aynı yani. Evet. Hani başarılı olmanız bir sektör var. <laughs> o sektörün içinde her şey dönüyor evet. aslında. Evet. Yani büyük pencere herkes için aynı. Herkesin aynı. kendi ufak yolları var. Şu yaşam tarzı olayına dönüyor Hı -hı. dedin ya bu yaşadığın hayat ona bir örnek vermek istiyorum. E, 24 saat ben biz hepimiz öyleyiz. Yani çalıştığımızı düşünüyorum ama nasıl? Mesela şu an bu odadayız ya yani bu odanın bir dekoru var. İşte biz burada çekim yapıyoruz. Kamera açık aynı zamanda. Ben evet. buraya bakarken aslında çalışıyorum. Neden? Yarın öbür gün biz bir yerde çekim yaparken ben buranın dekorunu göreceğim. Dekor yapmamız gerekiyorsa eğer. Bu bana bir fikir vermiş olacak. İşte aklıma gelecek bir dekoru diyeceğim ki şöyle şöyle yapalım. Bak burada gördüm. Yarın uyguladım. Aynen öyle. Hep oluyor. çalışıyorsun. Bu bilgisayarın başına oturup e, çalışmak değil. Öyle de yapıyorsun, böyle de yapıyorsun. Yani sürekli aktifsin ve bu durumdan ben çok memnun olduğum için emekli olmak istemiyorum mesela. Ben 80 yaşımda da bir şirkete gelip gitmek zaten için. artık bizde çalışmak ya da emekli Çünkü bu olmak çalışmak gibi kavramlar değil, yok, başkalarında değil. olduğu için bir şeye sokmaya çalışıyorlar. Yani şu an çalışıyor mu? Şu an emekli mi? Şu şey an çalışmıyor. Yani. mu? Evet, Öyle bir, bir şey yok yani. Yok. Evet kesinlikle. Biz canımızın istemediği günde, şu değil, bütün hayatımız iş olmuş değil. Hayır, abi biz canım. canımızın istemediği gün hiç işle alakalı bir konu konuşmayıp kafamızı dinlendirip aktif dinlenme aslında. Yani aktif dinlenmeden de daha ileri podcastlerde bahsederiz. Onları konuşuyoruz. Yani toparlamak gerekirse evet. herhalde 40 dakikaya vurduk podcastimizi. Evet, bu biraz daha uzun oldu. Yani arkadaşlar biraz bu, bu podcast araba gibi sonradan açıldığı için biraz böyle bir ilk 10 dakikadan ziyade... Umarım dinleyiciler de <laughs> arabada gibi açtırlar ama ben... ben... Akıcı gittiğini düşünüyorum. Akıcı gitti akıcı. Sadece ilk Sayıcı bölümlerinde... görmesem 40 dakika olduğunu anlamazdım. Aynen evet. yani. E ee, ve 40 dakikaya vurduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Önce dinleyenlere çok teşekkür ederim. Evet. Size çünkü çok ihtiyacımız var. Bunu buraya kadar dinleyen gençlere, bizden daha yaşı büyük abilere, ablalara acayip ihtiyacımız var. Onlar dinlemeye devam etsinler. Bize çok teşekkür ederim. Kendime, Miraç sana, Anılcım sana, Erkan'cım Biz sana de. da. Teşekkür <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kendinizi çok iyi bakın. Üçüncü podcastimizde ne konuşacağız biliyor musunuz? İşte bu hasılları konuştuk ya yani çok çalışmak bilmem ne. Kendine şefkatli olmayı biraz konuşacağız. Ne demek kendine şefkatli okay. olmak? Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, like kaydetmeyi <laughs> unutmayın. Görüşürüz.